Merhaba. Bu derste kullanıcılar alanını işleyeceğiz. Kullanıcılar WordPress sitesinde bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir. Peki nedir kullanıcılar? Kullanıcılar site üzerinde belli tasarruflara bulunan kişiler olarak görülebilir. Sizler kendi kullanıcı hesabınızın yanında arkadaşlarınıza, güvendiğiniz kişilere yeni kullanıcı hesabı açarak ve onlara çeşitli rütbeler vererek onların site içindeki konumlarını etkileyebilirsiniz. Kullanıcılar kısmında tüm kullanıcılara bastığımızda var olan kullanıcıların, bende şu anda bir tane var, var olan kullanıcıların durumları karşınıza çıkıyor. İsim, e-posta, yönetici olduğu rolü, yazılar kısmında da 33 tane yazısı olduğu çıkıyor. Buradan genel bir özet rapor alabilirsiniz. Toplu işlemler kısmı gene emrinize amade. Buradan bir tane seçip sile basıp uygulaya basarsanız veya kişiyi seçip rolü değiştire basarsanız tek seferde kullanıcının rolünü değiştirebiliyorsunuz. Pekala. Çok fazla kullanıcılı listeyseniz eğer de buradan kullanıcı ara kısmına kişinin kullanıcı adını yazarak ona ulaşabilirsiniz. Yeni bir kullanıcı belirleyelim. Bunu da şöyle bir senaryo içinde size anlatabilirim. Örneğin sitenizi kurdunuz, içerik sağlıyorsunuz ona, yazılar yazıyorsunuz, fotoğraflar koyuyorsunuz. Ancak vaktiniz yok, aynen benim gibi. Bir arkadaşınıza güveniyorsunuz ve arkadaşınız da bu işi yapmaya gönüllü. Dolayısıyla arkadaşınıza siteniz için, sitenizde yazı yazması için hesap açabilirsiniz, kullanıcı hesabı açabilirsiniz. Bakın bunu gerçekleştirelim. Örneğin yeni ekleye basıyorum. Yeni ekleye bastığım zaman buradan karşıma kullanıcı adı geliyor. Kullanıcı adı Ahmet olsun. E-postası ahmet@ahmet.com olsun. Aynı bu şekilde. Ad, soyad, internet sitesi kısımlarını boş geçebilirsiniz. İsteğinize göre de doldurabilirsiniz. Parola gerekli kısmı şimdilik 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. Aslında insanların internette en çok kullandığı şifrelerden biri. Bu. Biz deneme amacıyla bunu yapıyoruz. Yeni parola gönder. Bu parolayı yeni kullanıcıya e-posta ile gönder. Arkadaşlar e-posta halinde o kişiye de gelirsiniz. Şimdi gelelim burada en kritik noktaya. Rol. Arkadaşınıza ya da güvendiğiniz kişiye ne tür bir rol vereceksiniz? Sitede neler yapabileceğini buradan belirliyorsunuz. O yüzden bu alan çok kritik. Şimdi burada en tepeden başlayalım. Yönetici seçeneği aynen sitede sizin olduğunuz gibi bir seçenek. Yani yönetici siteyi yönetir her konuda. Ayarlarda değişiklikler yapabilir. Editör seçeneği siteyle ilgili genel ayarlar yapmayı bir kenara bırakın. Onu unutun. Editörler siteye yazı yazabilirler, yazıları düzenleyebilirler. Başka kullanıcılardan gelen yazılar üzerinde değişiklikler yapma, yorumlara el atma, silme haklarına sahiptirler. Yöneticinin bir altı olarak düşünebilirsiniz. Yazar seçeneği sadece kendi yazılarını yazması ve kendi yazılarını paylaşarak onlar üzerinde düzeltme yapmasına yetkisi olan kişiler diyebiliriz. İçerik sağlayıcıysa yazarın bir küçüğü, öyle anlatalım. İçerik sağlayıcılar yazılarını gene yazarlar. Sitenize yazı girebilirler. Fakat yazardan farkları şu. Yani içerik sağlayıcılar yazılarını gönderiyorlar. O yazılar yönetici veyahut editör onayı aldıktan sonra sitede yayınlanıyor. Abone seçeneği en düşük role sahip, rütbeye sahip seçenek. Aboneler herhangi bir yazı yazamıyorlar, yazılar üzerinde değişiklik yapamıyorlar. Onlar sadece siteye abone oluyorlar. Yorumları okuyabilip yorum yapabiliyorlar. Siz buradan arkadaşınıza örneğin editör. Editör seçeneğine, rolünü verdiğinizde, rütbesini verdiğinizde yeni kullanıcı ekleye basıyorsunuz. Bu noktadan sonra WordPress artık yeni bir kullanıcı ekliyor. Düzenleme kısmı da buradan yapılabilir.